28 Şubat sürecinin üzerinden uzun zaman geçti. Ancak tartışmalar bitmedi. O tartışmalı sürecin en önemli aktörlerinden birine odaklanacağız. İrtica tartışmalarının odağında olan Aziz Mendiler nasıl dönemin muktedirlerinin eline önemli malzemeler verdiler ve bir anda nasıl yok oldular? Hem bu tuhaf oluşumu inceleyeceğiz hem de o dönemin şahitlerinin ağzından ilk kez bazı gerçekleri ekranlara getireceğiz. Müslüm Gündüz'ün Fadime Şahin'le basıldığı o gecenin detaylarını da yine o günün şahitlerinden ilk ağızdan sizlere aktarmaya çalışacağız. Tabii ki Müslüm Gündüz'ün tağut dediği devlete nasıl biat ettiğini de size göstereceğiz. 28 Şubat döneminde her gün gazete manşetleri veya televizyon ekranlarındaydılar. Kah Ankara girişinde, kah bir cami bahçesinde. Ya zikir çekerken ya da spor yaparken. O dönemin medyasının istediği görüntüyü onlara verdiler. Askerlerin etkili olduğu medyada sarıklı, cübbeli, sakallı ve uzun saçlı görüntüleriyle o dönemki irtica söyleminin altını doldurdular. Oluşturulan çağ dışı topluluklar imajına da hizmet ettiler. Sanki dindarlara özel olarak zarar verilmek üzere piyasaya sürülmüş gibiydiler. Zaten onların bu tavırlarından en büyük zararı da dindarlar gördü. Müslüm Gündüz'ün herkesin belleğinde taze olarak duran Fadime Şahin'le basılması olayı o dönemin paşalarına önemli bir avantaj sağladı. O günün şahitlerine göre ev baskını alışılmışın dışında bazı öğeler barındırıyordu. Bir günde ben nöbetçiyim o gün. Yani yeni gazeteciliğe başladığım zamanlar çok fazla olmamış. 96 yılında ben başladım ki 29 Aralık 96 Ramazan ayı akşamüstü bir telefon geldi. İşte Yeldeğirmeni Karakolu, Kadıköy Yeldeğirmeni Karakolu'nda polis bir baskına gidecek. Ne baskın olduğunu da söylemiyorlar. Biz de bir kameraman arkadaşımızla, nöbetçi ben olduğum için gittik. Bekliyoruz, ne olduğunu da söylemiyorlar ama biz zannediyoruz ki işte böyle bir hırsızlık operasyonu veya birisine baskın yapılacak filan. Sonra usulün dışında, hani o güne kadar hep polis şu mevkiye gidiyoruz, şu sokağa gidiyoruz filan diyordu ama bizi bir otobüsle, yakın bir yer zaten, oradaki Rıhtım Caddesi, Kadıköy'ü bilenler bilir, Yeldeğirmeni Karakolu'na yakın, oraya gittik beraber polislerle. Sonra biz gazetecilerle girdik ki orada da 5 tane kamera vardı. Yani 5 ayrı kanalın kamerası vardı. Sonra bir tane daha Kanal 6 şu anda yayında yok ama Kanal 6'nın kameramanı geldi. Hepsini de tanıyoruz. Birbirimiz arkadaşız. Hep beraber hareket ediyoruz filan. Oradaki arkadaşlar yani o durumdaki ilk defa ben karşımda Müslüm Gündüz'ü gördüm. Tabii ki medyadan tanıyorum, takip etmişim filan ki o güne kadar da gazetecilerin de birçoğu tanımıyordu yani. Sonra olayı böyle şey yaptık ama biz dışarıda çok bekledik. Hani oradaki olayda da gazeteciler de var, sadece kameramanlar yok. Ben Fadime Şahin'i sonradan gördüm çünkü muhabirler en son girdi yayına, eve. İşte görüntüler aldık. Sonra ben odaların bir tanesinde polis gezdirirken bizi işte Hüseyin Üzmez, o evin sahibi de Hüseyin Üzmez. O zaman da Akit gazetesinin yazarı, işte Müslüm Gündüz'le hemşeri Malatyalı, Elazığ Malatya. Böyle bir tanışıklıkları da var. Orada benim arkadaşım dedi ilk Müslüm Gündüz, kim bu kadın dediler. Ben o zaman gördüm, bir baktım ki Fadime Şahin işte üstünü giymiş, böyle bir battaniye sermiş, bir yerde oturuyor filan. Dedi ki benim arkadaşım Müslüm Gündüz. Sonra işte giyindi üzerini filan çıktı. Daha sonra biz işte Müslüm Gündüz'ün işte imam nikahlı olduğunu öğrendik. Ya biz o günlerde tabii şöyle algılamıştık, yani o günkü düşüncemiz şuydu. Ya polis kendine göre bir PR yapmak istiyor, yani öyle bir algılamıştık. Çünkü bütün medyayı da davet etti, yani ayrım da yok. Orada İhlas Haber Ajansı vardı, Star gazetesi vardı. Ondan sonra Show TV vardı. Yani şimdi isimleri de söyleyebilirim. Muhabirler kimdi, kameramanları kimdi filan. Onlar hepsi orada sıralamıştı. Hatta o günlerden sonra da biz 2010'a kadar Müslüm Gündüz'ü görmedik. Yani Müslüm Gündüz ortadan kayboldu. İşte tutuklandı, cezaevine girdi. Cezaevinde cezasını yattı, sonra çıktı. Sonra peş peşe Müslüm Gündüz'ü ortada görmedik yani. Sarıklı cübbeli bir tarikat liderinin özellikle bir de Ramazan akşamında yarı çıplak bir şekilde teşhir edilmesi o dönem için büyük sansasyona sebep oldu. Tartışmalı bir kişilik olan Fadime Şahin olaydan sonra ekran ekran gezdirildi. Zaten bir ay sonra Sincan'da tanklar yürüdü, iki ay sonra da MGK kararları Erbakan hükümetine imzalatıldı. 28 Şubat kararları böylece nihayete erdirildi. Operasyon oldukça ince işçilikle yürütülmüştü. İrtica var, irtica var denerek topluma yapılan yapay müdahaleler bugünlerin AKP'sini doğurdu. İroniktir, o günün paşaların yanında yer alan aktörleri bugün de Tayyip Erdoğan'ın yanında saf tutmuş durumda. Aziz Mendiler'e dönersek, tarikatız diyorlar ancak devam ede gelen bir silsileleri yok.
Elazığ'da ortaya çıktılar, Nur cemaatinin bir koluymuş gibi faaliyete başladılar. Müslüm Gündüz, Nur camiası için önemli bir kişilik olan Hulusi Yahyagil'in ders halkasında bulunduğunu öne sürüyor. Hatta Müslüm Gündüz, müritlerine yaptığı konuşmalarda Hulusi Yahyagil'den referanslar veriyor. 70'li yıllarda Hulusi Yahyagil'in ders halkasına dahil olan kişilerden bazılarına ulaştım. Gerçekten Müslüm Gündüz'ün bu halkaya katılıp katılmadığını sordum. Bu kişiler bana Yahyagil'in Müslüm Gündüz'ü kastederek bu kişiyi buraya sokmayın dediğini aktardılar. Yani Müslüm Gündüz'ün 3 veya 5 defa gittiği, sonrasında da kovulduğu, kapısından içeriye sokulmadığı Hulusi Yahyagil'in ders halkası hikayesinin içi bomboş. Müslüm Gündüz'ün dini bir eğitimi de yok. Kendisi kamu kurumlarında işçilik ve esnaflık yapmış sıradan bir kişi. Aslında Müslüm Gündüz ve beraberindekiler giyim, kuşam, tavırlar ve söylemleriyle en çok Nur cemaatine zarar verdiler. O güne kadar Nurcu denince insanların aklına iyi giyimli ve eğitimli kişiler geliyordu. Ancak Müslüm Gündüz verdiği görüntü ve söylemler itibariyle o dönem Yeşilçam'ın hoca ve dindar profiline uygun hareket ediyordu. Dolayısıyla Müslüm Gündüz o günün muktedirleri, askerleri ne istiyorsa o doğrultuda bir görüntü çizdi. Bu arada Müslüm Gündüz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla bazılarını şaşırttı ve yeniden gündeme geldi. Gündüz 28 Şubat'ta taban tabana zıt olduğu Devlet Bahçeli'ye övgüler dizmeye başladı. Devlet Bahçeli için kahraman dedi, devletin bekası için önemli bir kişi dedi, ferasetiyle devleti ayakta tutuyor dedi. Diğer yandan Erdoğan'ın da önemli bir destekçisi. Çok değil, 20 yıl kadar önce yıkmaktan bahsettiği ve şeytani bir düzen olarak nitelediği devlette başkanlık sistemini hararetle savunuyor. Başkanlık sistemini çok faydalı buluyor, hatta buna destek vermeyenleri dinsiz ilan ediyor. Ekonomik kriz var diyenlere kızıyor ve Erdoğan için de övgü dolu sözler sarf ediyor. İşin gerçeği Müslüm Gündüz o gün devletin derinlerine kim hükmediyorsa, yani kimin sazı o gün cari ise onu çalıyor. Müslüm Gündüz ve Aczimendiler ne zaman laiklik hassasiyeti olan vatandaşlar birazcık hareketlendirilmek istense hemen imdada yetiştiler. Mesela 30 Ağustos törenleri öncesinde Ankara'da Cumhuriyet'in sembol yapılarından biri olan Kocatepe Camii'nde görüntü vermeleri gibi. Veya Uğur Mumcu suikastinden sadece 16 gün sonra laiklik hassasiyetinin tavan yaptığı Ankara'da görüntü vermeleri gibi. Ya da 1994'teki meşhur Anıtkabir eylemi sonrasında Ankara sokaklarında yaptıkları provokatif hareketler gibi. Bu tarz eylem ve söylemler 28 Şubat muktedirlerinin elini oldukça kuvvetlendirdi. Devleti yıkacağız söylemleri toplum mühendislerinin ince işçiliğinin bir eseri. Bu gerçek şimdi daha net görülüyor ve Müslüm Gündüz şu anda da Erdoğan'a destek için sahaya çıkmış görünüyor.